Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Mutlu sabahlar değerli izleyenler, Paranın Rotası'na hoş geldiniz. Haftanın son iş gününde son programda karşınızdayız. Doktor Yaşar Erdinç'le birlikte. Hocam günaydın. Günaydın Barış. Hocam dün konuştuk, merakla bekliyorduk Başbakan Erdoğan'ın hangi mesajları vereceğini. Gezi Parkı protestolarında bugün 11. gün. Dün önce Tunus'tan konuştu öğlen saatlerinde ve o mesajlar çok etkili oldu. Borsada bir düşüş hemen başladı. Dün kayıpla kapattı borsa. O mesajların ciddi etkisi oldu tabii. Mesajların siyasi olarak yorumlanması var. Kamuoyunun yorumlaması var, gazetecilerin yorumlaması var ama Başbakan gece yurda döndü. Gece de her ne kadar AK Parti yetkilileri bir karşılama olmayacak, öyle bir organizasyonumuz olmayacak dese de AK Partililere çağrı da yapmış olsa tabii insanlar Başbakan'ı karşılamaya gittiler. Evet. Atatürk Havalimanı'na yaklaşık 10 bin ya da 20 bin kadar AK Partili'nin orada olduğu ifade ediliyor. Başbakan Erdoğan da aslında hakikaten Türk siyasetinde bir ilke imza attı ve bir gece mitingi yaptı. Gece 2.30-3 sıralarıydı. Orada da önemli mesajlar verdi. Bunların arasında tabii faiz lobisi ifadesi dikkat çekti. Bu olaylarla ilgili faiz lobisini suçladı. Bir bankanın genel müdürüne yönelik ifadeleri oldu. Yine aslında sert mesajları da vardı. Fakat her defasında ben masum vatandaşlarımı, çevre duyarlı olan vatandaşlarımı bir kenara ayırıyorum dedi. Şimdi tabii hem dünü değerlendirelim isterseniz önce hem de gece verilen mesajlar bugün nasıl bir etki gösterir onu sorayım size. Şimdi düne dönecek olursak biliyorsunuz Tunus'tan yapılan bir yayın vardı ve orada bir basın toplantısı vardı. O sırada Sayın Başbakan'ın yapmış olduğu konuşmalarla birlikte piyasada özellikle borsada çok sert hareketler gördük ki daha önce hani ben yayınlarda da belirtiyordum en son olan pazartesi günü gerçekleşen çok büyük düşüş sonrasında onun bir adeta bir deprem etkisi yarattığını ve artçıların da gelebileceğini. Bu aşamada aslında Barış o konuşma sonrasında tabii piyasa bu konuşmayı gerginliğin hala ciddi biçimde devam ettiği şeklinde algıladı. Öyle algılayınca da çok sert bir şekilde gerildi. Yani dün belki de bu olaylar başladıktan sonra onu göstereceğim. En büyük piyasanın en fazla en ciddi ve reaksiyon verdiği durumdu. Şurada tabii sanki hani çok önemli değilmiş gibi görünse de grafikte bu grafiği şeyde değerlendirmek lazım. Yani şuraya bakar mısın? Yaklaşık olarak mesela Moody's'in not artırmayacağını söylemesinden sonraki yaklaşık 1,5 ayda geldiğin süreye sen sadece 7 günde iniyorsun. Bu düşüşün borsadaki düşüşün sertliğini gösteriyor. Şimdi dikkat edersen şu bölgede 150 milyon lota yakın işlem miktarları var. Ama dün 2 saatte yani bir şu saat ki Sayın Başbakan tam şurada konuşmaya başlıyor. Saat yaklaşık olarak işte 14 sıraları yani o civarda konuşmaya başlıyor. 200 milyon lot hisse el değiştirdi. Ve bu arada büyük bir satış baskısı geldi. Yani artık destekler kırıldı. Daha önceki 77 bin seviyesi test edilmişti. 77 binin altına düşüldü. Zaten dünkü şeyde de demiştik ki 78.500'ün altına giderse o zaman yeniden bir sert hareketlenme olabileceğini belirtmiştik. 78.500 aşağı geçildiği andan itibaren şuursuz bir şekilde piyasada artık fiyata, değere hiçbir şeye bakmadan muazzam bir satış geldi. Yani burada 200 milyon lot demek bir saat içerisinde gerçekten çok yüksek bir satış ve dün işlem miktarı rekor kırdı. TL bazında işlem miktarı rekor kırdı. O da yaklaşık olarak 4.52 milyar TL'lik işlem oldu. Yani hisse el değiştirdi. Şimdi bu şu bölge tam konuşmanın etkisinin net bir şekilde görüldüğü bölge. O sırada sosyal medyadan en çok sorulan soru şuydu. Sayın Başbakan Türkiye'ye geldiğinde havaalanında nasıl bir konuşma yapar ve
hafta sonu da bu olaylar devam edebilir mi şeklindeydi. Evet. Tabii ben Tunus'taki konuşmanın ardından piyasalarda %8'e varan bir, hatta 8'i geçti bir ara düşüş, çünkü 73 bine geldi endeks. %8'e varan bir düşüş sonrasında gerçekten artık ciddi biçimde, hani yapılan bütün ekonomik başarı vesaire diyoruz ama ona çok ciddi zarar verecek boyutta ulaştı. Şimdi 5 dakikalık grafiklerde görüldüğü üzere özellikle 75 binin kırılmasıyla birlikte buradaki işlem miktarlarında inanılmaz bir artış oldu. Ve burası tamamıyla artık paniğin, yani kaçış psikolojisi büyük bir satış yedi. Ki bu dakikalarda zaten ben de hani piyasayı çok yakından izliyordum. Ondan sonra piyasa büyük bir satış dalgasının arkasından tekrar alıma yöneldi. Ve 76 bin seviyesinden kapandı. Bugün de 76 bin civarında bir açılış öngörülüyor. Dünkü konuşmalar sonrasında, daha doğrusu gece yarısı Sayın Başbakan indikten sonraki konuşmalar sonrasında bugün piyasa nasıl reaksiyon verir dediğimizde, az önce senin vurgulamış olduğun nokta var. Yani işte faiz lobisi bunu yapıyor şeklinde. Artı genel olarak hani sosyal medyada insanları, tabii yorumları vesaire izliyorum ama şu arada artık kimse kimseyi dinlemiyor. Yani herkes kendi görüşünü yazıyor. Kendi baktığı pencereden asla hiç kimsenin, yani karşı taraf haklı mı, olabilir mi bu görüşünde diye zaten artık düşünmüyor. Doğru. Yani öyle bir ortam ki bu ortam, herkesin konuştuğu, hiç kimsenin dinlemediği bir ortam aslında. Yani herkesin tek bir dinlediği kişi var, o da Sayın Başbakan. Yani o konuştuğu zaman bütünüyle herkes ona odaklanıyor, herkes dinliyor. Peki. Fakat dinledikten sonra yeniden bombardımanı geliyor. Peki, yani şey yorum, analiz vesaire bombardımanı geliyor. Siz başbakanın bu şekilde bir konuşma yapacağını bekliyor muydunuz? Hayır, ben dün zaten Twitter'dan da Sayın Başbakan'ın çok daha makul ve çok daha yatıştırıcı bir üslup takınacağını ve dolayısıyla da hani piyasaların 73 bin seviyesini gördüğünü ve oraların artık dibe yakın seviyeler olduğunu, yani borsa açısından öyle konuşmasını beklediğimi. Çünkü ne olursa olsun artık belli bir noktadan sonra, çünkü faizler de 7'ye yaklaştı. Yani şu an faizler 6.78 kapattı. Bu 1 puan artması demek devletin faizlerinin. Yani 1 puan artması demek milyarlarca kayıp anlamına geliyor. Yani hazinenin maliyeti o kadar artıyor demek. Evet. Hani bu şeye benziyor. Sadece bir konuşmayla 1-2 milyar TL daha hazineden para çıkmış gibi bir etki yapar. Şu an hazine borçlanacak olsa hangi fiyattan borçlanacak? 6.50'den borçlanabilir, 6.70'den borçlanabilir. Bundan 10 gün önce bu 5'in altındaydı. 4.60'tı, 4.70'ti, 4.80'di. Şimdi baktığın zaman 2 puan üzerindesin ve bu 2 puanlık yükseliş sanki hani devletin hazinesinden para çıkmış gibi bir etki yapabilir. Hani borçlanma olması durumunda. Benim beklentim daha olumluydu. Yani çok daha olumlu mesajdı. Fakat mesela özellikle hani finansal piyasalar açısından da şu an baktığımız zaman ne olabilir sorusuna cevap vermeye çalıştığımızda, piyasanın bütün bunları nasıl algılayıp nasıl yorumlayıp bugün fiyatlara nasıl yansıtacağı konusunda bir tahmin yürütmek gerçekten çok çok zor. Şimdi artık hani piyasa şöyle mi düşünecek? Tamam, en kötü geçti. Bu cumartesi pazar daha rahat geçiririz diye mi düşünecek? Öyle düşünürse zaten piyasa fazla düşmez veya faiz daha fazla yükselmez. Dolarda bir hareket var mı diye bakıyorum. Şimdi istersen ona bakalım. Yani piyasaya yansıması sorulduğu için ilk başta nasıl bir etki olur diye. Dün dolar yaklaşık 1.89 20'den kapanmıştı. Bu gece yarısı itibariyle bir ara 1.90'ın üzerine tekrar çıktı. Şimdi tekrar 1.89 ona gerilemiş durumda. Yani biz sadece döviz piyasasındaki hareketlere bakarak en azından dünkü kadar ben kötü olmayacağını söyleyebilirim. Yani bu da borsa açısından 73 bin seviyesini önemli bir destek haline getiriyor. Yani şu 73 bin seviyesi önemli bir destek oluyor. Bu destek açısından da çok önemli. Gerçekten bundan sonraki
süreç açısından da çok önemli. Şimdi şurası 75 bin seviyesi. Daha önce gördüğümüz seviye. Fakat bunun altının görüldüğü yer, yani 73 bin seviyesi şu seviyeler. Ve buraya baktığımızda, geçmişte baktığımızda daha önceki tam zirve seviye, yani kırılamayan ve yaklaşık 2,5 yıl sonra kırılabilen bir seviye. Yani onun da aşağı kırılması demek artık, yani borsa açısından baktığımda bu tamamıyla muazzam bir iktidar değişimini fiyatlıyor demektir borsa ve onun olacağını zannetmiyorum. Çünkü herkes evet bütün konuşmalara tepki gösteriyor vesaire. Herkesin başka diğer bir kesimin bütün görüşlerine artık şu an kimse kimsenin görüşüne saygı göstermiyor. Yani ben onu kesin olarak söyleyebilirim. Yani kimse kimseyi dinlemek istemiyor. Herkes mesajını yazıyor. Herkes sosyal medyada kendisini ifade ediyor. Şey yapıyor, Sayın Başbakan da havaalanında kendisini ifade ediyor. Fakat normal şartlarda çok daha nasıl söyleyeyim, gerçekten çok daha birleştirici olmalıydı. Ama bunu şu an Sayın Başbakan burada olsa ve kendisine söylemiş olsak, bundan daha birleştirici konuşma ne bekliyorsunuz diyebilir. Normal şartlarda algılama farklı. Hani senin ne söylediğinin bir önemi yok. Karşı tarafın nasıl algıladığı önemlidir sözü var ya. Yani sizin söylediğinizin hiçbir önemi yok gerçekten. Benim şu an söylediğimin de bir önemi yok. Yani şu an bizi izleyenler sen kimin adına konuşuyorsun diye de düşünüyor olabilir. Ya evet bu adam doğruyu söylüyordu diye düşünüyor olabilir. Birisi de diyebilir ki evet en doğruyu söylüyor diye, diyebilir ama herkesin görüşünün yanlış olduğunu ben söyleyebilirim. Evet. O aşamada. Ben şimdi borsa açısından şöyle söyleyeceğim. Hani faiz lobisi sözü. Hocam o faiz lobisi kim? Ya biliyorsun Barış, şimdi burada gerçekten hani toplumun çok önemli bir kesiminin hani ekonomik teknik terimler hakkında çok ciddi bilgisi yok. Evet. Şimdi bir faiz nasıl oluşur? Şimdi faiz lobisi faizlerin yüksek kalmasını ve bundan nemalanmak istiyor. Faizler yüksek kalırsa parasını faize yatıracak, devletten faiz alacak. Evet. Öyle değil mi? Bu ne zaman geçerlidir? Bu ne zaman geçerlidir? Bu gerçekten çok yüksek reel faizler ödeniyordu Türkiye'de. Yani enflasyon %60 iken %90 reel faiz ödeniyordu. Yani artı 30 puan. Evet. Hatırlar mısın? Herkes bankaya parasını yatırıp aylık faizini çekerek geçiniyordu bir ara. Devletin açıklarıyla nemalanıyordu. Fakat onu yapan bir araya gelmiş ve bunun yapılması için çabalayan insan değil ki. O sırada Ayşe teyze de bankaya parasını yatırmış aylık faiz ile geçiniyordu. Öteki de aynı şeydi. O şartların ortadan kaldırılması lazımdı. Zaten AK Parti'nin ekonomik başarısı dediğimiz şey, yani 2002'den sonraki şey bunu yok etti. Yani evet. Artık sen devletin açıklarını şey yaparak devletin açıklarıyla nemalanamazsın. Ben devletin açığını kapatıyorum. Faiz dışı fazla vereceğim. Borcumu azaltıyorum ve faizler düşecek. Elbette ki kimse reel faizin 30 olmasını savunabilir mi? Ama şu an faiz zaten negatif. Enflasyonun altında, yani şu son 3-5 güne kadar evet. Negatifti faiz. Fakat piyasada faiz nasıl oluşur? Piyasada faiz alırlar satarlar bu şekilde bir paranın kira bedelidir faiz. Orada oluşur. Bugün eğer bankada parası olan ve aldığı faizi beğenmeyen ve bunun yükselmesini isteyen, daha biraz daha iyi getiri olsa diyen herkes bu durumda faiz lobisi. Hı hı. Ama şeyde bakıyorsun 2012 senesinde biliyorsun en büyük savunucusu da Sayın Zafer Çağlayan'dır hani faizlerin düşürülmesini. Şimdi Merkez Bankası faizi 2'ye düşürse bir anlamı yok ki. Piyasanın bunu normal şartlarda 2'ye düşürmesi lazım, 3'e düşürmesi lazım. Bu da ciddi güven ortamı ve geleceğe dönük çok olumlu beklentiler ve enflasyonun düşeceğine inanan bir piyasayla olur. Her zaman, her yerde, benim incelediğim bütün krizlerde de bu tartışma olmuştur. Mesela Malezya'da büyük bir kriz patlamıştır. Mahathir Muhammed bunun tek sorumlusunun işte Soros olduğunu söylemiştir. Hong Kong'da Soros gerçekten manipülasyon işlemler yapmıştır ve ciddi anlamda şeye oynamıştır. O adamın amacı para kazanmak. Var olan şartlar içerisinde manipülasyon da yaparak bunu sağlamaya çalışmıştır. Ama şey benim dün mesajların içerisinde algıladığımın içerisinde yani en çok rahatsız edebilecek şeylerden bir tanesi
bu hani banka genel müdürü bunu söylüyor vesaire dedikten sonra hani bunun hakkında bir yaptırım uygulanacağı konusu. Yani şimdi herkes öyle düşünüyor şu anda. Şimdi eğer burada böyle bir yaptırım uygulanırsa gerçekten o zaman o insanın da o fikri yani ona herkes bir şey bulabilir. Diyebilir ki şu an izleyenler de o adam da milleti galeyana getirdi. İşte tahrik etti ve konumuna bakmadan provokat etti de diyebilir. Birisi de diyebilir ki kendi doğal görüşünü açıkladı diyebilir. Fakat burada o söz edilmeseydi daha iyi olurdu. Yani orada o hani direkt olarak hedef gösterilmemiş olsaydı çok daha iyi olurdu. Burada artık şu an gerçekten akıl tutulması var şu an Türkiye'de. Sadece hani hani bir kesimde sadece başbakan da sadece orada değil. AK Parti'nin içerisindeki üst kademeye baktığımızda onların da mutlaka şeye girmesi lazım. Bir şekilde telkinlerde bulunması lazım. Ama şu an gerçekten böyle bir hani yönsüz bir gemi gibi gidiyor olaylar. Yani bir rüzgar almış götürüyor ve şu an kontrolden çıkmış gibi gözüküyor. Gelişmelere baktığında insanların duygularına vesaire. Şimdi 84 yaşında kadın, tamam mı? Çok bir akrabamız var. Yani o bile şöyle söylüyor. Ya acaba niye öyle dedi ki diye soruyor. Anladın mı? Hı-hı. Yani herkeste bir soru oluştu ve bunun görülmesi lazım. Yani o 84 yaşındaki kadının kafasındaki soruya da cevap verilmesi lazım. Bu açıdan piyasalar kendi yolunu bulacaktır. Ama piyasalara da ben şeyi beklemiyorum yalnız. Dün akşamki konuşma sonrasında piyasalarda hani çok daha kötüyü beklemiyorum. Bu hafta sonu dilerim daha sakin, çok daha huzurlu geçer bu ülkede. Ama tedrici olarak bunun azalması lazım. Bunu da kontrol edebilecek en önemli kişi Sayın Başbakan. Peki hocam, şimdi bir reklama gideceğiz. Reklama gitmeden evvel tabii mesajlar, yorumlar geliyor. Turgut Bey demiş ki bu faiz lobisi borsa 95'e giderken yok muydu? Bunlar yeni mi çıktı? Yoksa borsayı 95 bine götürürken bu lobi iyi de 73 bine düşürürken mi kötü? Güzel olan her şeyi hükümet yapıyor da kötü olan her şeyi bu lobi mi yapıyor diye sormuş. Şimdi başka esas bir soru var. O soruda da izleyicimiz diyor ki %6-7 zararımız var. Düşüş trendi başladı mı sizce? Çıkış yapalım mı yoksa ortak olduğumuz firmalara güvenip devam mı edelim demiş. O sorunun yanıtını reklamlardan sonra alacağız. Yol gösteren Kobi Bankacılığı Bank Asya'da. Yol gösteren Kobi Bankacılığı Bank Asya'da. Paranın rotası devam ediyor hocam. Asıl soru bu. %6-7 zararımız var. Düşüş trendi başladı mı sizce? Ne yapalım? Çıkış mı yapalım? Yoksa ortak olduğumuz firmalara güvenip devam mı edelim? Evren Özmermer sormuş. Valla ben istatistiğin yalancısıyım. İstatistikler şöyle diyor. Bu tür işlem miktarlarının patladığı yerlerde ki benim bugünkü yazımı web sitesinden okuyabilirler bilgiyatırımcı.com'dan. İşlem hacminin çok patladığı yerlerde ki dün rekor işlem miktarı kırıldı. Oralar dönüşe yakın yerlerdir. Benim tahminim şu, endeks 76 bin kapattı. 73 bin dibi gördü. 73 binin de 1-2 bin puan altına gelirse bu şu demektir. %8 daha gerileme demektir. Yani 76 binden 70 bine gelecek olursa bu %7-8 daha gerileme demektir ki en fazla o kadar bir gerileme öngörüyorum. Bu görüşümde yanılabilirim ama ben olmuş olsaydım eğer zararı realize edip kenara çekildiğimde ne yapacaktım? Onu düşünürdüm. İkincisi, yatırımcılar bugünlerde şeyi anlamış olmalılar. Yani piyasanın her şartı var. Yarın ne olacağını kimse bilemiyor. O yüzden daha alımı yaparken zarara karar verdiklerinde bunlar olmaz Barış. Yani %6-7'ye gelmeden önce %1 geçiliyor. Sonra %1,5 geçiliyor. Sonra %2 geçiliyor. Sonra %3 geçiliyor. %5 geçiliyor. %7 geçiliyor. Yani orada gerçekten hani tabii yatırımcı seansı izlemiyor olabilir. Akşam işindedir, gücündedir. Sonra akşam bakıyor olabilir falan. Ama ben normal şartlar altında artık yatırımcılara bu seviyelerde satış yapın. Daha da kötü olacak. Borsa 50 bine düşecek vesaire bunu söyleyemem. Çünkü istatistik bunu söylemiyor. Yani bilim onu söylemiyor. Yani bilim diyor ki bu kadar yüksek dalgalanmada ve bu kadar büyük sert düşüş. Yani 93 binden geliyoruz buraya. 73 bine. 20 bin puan.
Bu %20-25 demektir. Bu 2008 krizinin neredeyse etkisi kadar olabilecek bir şey. Yani 2008'de daha fazla düştük biz. Yani %40 düştük ama yani orada tüm dünya yerle bir oluyordu. Yani dünya finans sistemi çökecekti. Hani şey kurtarılmamış olsa. O anlamda ben normalde piyasayı hani hep Twitter'dan bazı izleyicilerimiz, takipçilerimiz yazmışlar. Hocam tam ölü taklidi yapma zamanı değil mi diye. Evet, gerçekten de öyle. Yani önemli olan tek yapılabilecek şey, hani çık eğer bir hisseyi satacaksa bile, sattığı zaman yeni bir yükselişte en hızlı performans gösterebilecek hisselere girmesi lazım. Peki hocam, Mehmet Uyguç da diyor ki yatırımcıların başına borsa kuşu konduğu kanaatindeyim. Katılıyor musunuz? Alım öneriyorum demiş ben. Siz öneriyor musunuz? Ben de katılıyorum. Yatırımcıların başına borsa kuşu kondu. Özellikle de daha önce alım yapmamış olan, daha önce borsada, bak hatırla, ben ta 90 binden beri ya piyasanın orta vadeli bir düşüş trendine gireceğini bekliyorum. Tabii bunu beklemiyorum. Yani bunu, böyle bir olayın olacağını tabii, nereden tabii. Şey yapacaksın? Ama benim beklediğim seviye 82 binde önce, 82 binden bir miktar 85-86 yükseliş, sonra 75 bine kadar 2 ay içerisinde, 3 ay içerisinde düşüş, Eylül'den itibaren de tekrar yükseliş şeklindeydi. Fakat bu o kadar hızlı ve sert oldu ki şu an sağlıklı karar vermek mümkün değil. Ben mesela dün dedim ki 100 liramın ben 35 lirasına işte 75 bin endeksten alım yapıyorum. Sonra endeks düştü 25 lirasına daha 73.500'den, o sırada zannedersem 73.500'dü. Oradan alım yapıyorum. Yani bu şu demektir. Şu an artık en kötü beklentilerin fiyatlara tam olarak yansıdı. Hatta dünkü düşüş şeydir. Tunus'ta Sayın Başbakan'ın açıklaması sonrasında buraya da geldiğinde yine burada da açıklamaları piyasaları rahatlatmayacak. Hafta sonu daha da kötü olacağın fiyatlandığı gündü dün. Evet. Yani hafta sonu daha da kötü olur, ben en iyisi satayım deyip panik satışa geçenlerin günüydü dün. Hı hı. Ama o panik satışları hemen birileri de aldı. Tam o aldıkları yerde de zaten ben daha şey yapmadan, evet buralar artık dibe yakın yerler. Dibe yakın diyorum çünkü yarın 70 bine düşse sen tuttun 73 binde 75 binde aldırdın, bak 70 bine düştü diyecektir yatırımcı. Ve bunda da haklıdır ama onu kontrol etmemiz mümkün değil. Zaten yatırımcı eğer bugünden yarına bir işlem yapmaya kalkıyorsa zaten piyasayı günü güne takip edecek. Evet. Karını zararını koyacak, stopunu koyacak yani. Peki hocam, şimdi iki soru daha. Acaba borsa 50 bine gelir mi? Bir de yabancı takas oranını yorumlar mısınız demiş Muhammed Bey. Borsa 50 bine gelir mi? Borsa yani az önce yaptığım açıklamalar baz alındığında beklemiyorum 50 bine falan gelmesini. Yani borsanın daha fazla düşmesini, daha fazla hani kapanış olarak bir %8 daha aşağı gitmesi olduğunda bu sefer artık şey durumuna gelir insan yani. Ya hiç girmemiş olsam bile, riski de risk bile bilmiyor olsam bile, al kardeşim 6 ay sonra bayağı ciddi para kazanırsın diyebileceğim yerlerdir oralar. Çünkü şu an fiyatlara bakıyorum bazı şirketlerin, inanılmaz yani. Biz hayalimizde düşünmezdik yani, bundan bir iki hafta önce bana sorsan, desen ki şu kağıdı atıyorum 10 liradan 9 liraya düştüğünde alır mıydın? Ya mümkün değil abi, nerede düşecek o kağıt, düşer mi? Mümkün değil, düşmez diyeceğim kağıt 8 liraya 7,5 liraya geldi. Yani öyle bir ve bu fırsatlar çabuk gider yani elden. Yani bu fırsatlar gelmez kolay kolay. Hı hı. Özellikle bugün de ben tahmin ediyorum piyasa bir miktar aşağı yönelecek başlangıçta. Şimdi şeye bakalım istersen, önce bir yabancı takasına bakacağız ama önce istersen bu 5 dakikalık grafiklerde vadeli işlemler borsasına. Dün vadeli işlemler borsasında da vadeli işlem sözleşmeleri VOP'ta BIST 30'un sözleşmesi bir ara 89 bini gördü. Sonra 92 bin seviyesine çıktı. Dolayısıyla 3 bin puanlık bir yükseliş vardı. 92 binden şu an tekrar 90 bine gerilemiş durumda. Önemli nokta şu seviyenin altına gerilememiş en azından. Yani evet. Bu seviyenin altına gerilememiş. Bu çok önemli. Evet. Burada yabancı takasına bakalım. Yabancı takası baş aşağı gidiyor. Yabancı takasında yaklaşık 1.1 milyar TL'lik tahvil bono çıkışı olduğu belirtiliyor. Daha önce yabancı takası dikkat edersen yani bu 64 seviyelerindeydi. 64-50 civarındaydı. Şimdi 66-40 civarından buraya kadar geldi.
yabancı takasındaki geri çekilme devam ediyor. Dün de satış olduğunu görüyoruz. Bu seviyeler, hani yabancılar daha fazla satar mı? Belki satabilir falan ama normal şartlar altında endeksin daha fazla düşmesi gerçekten artık hani batan geminin malları durumu, yani endeksin daha fazla düşmesi. Yani şuradan geliyorsun sen. 92 binden geliyorsun, 90 binden ve 72 bin, 73 bin seviyesi, ki yani bu gerçekten büyük fırsatlar yaratıyor. Ama bir ay, en az bir ay sabredecek yatırımcılar için. Aldığı zaman da artık piyasayı izlemesin. Hı hı. Bunu söyleyebiliriz. Peki hocam, bu yabancı takas oranı ile ilgili söyleyeceğiniz... Evet, 50, yabancı 50 takas... Bin konusunda... 50 bin konusunda ben 50 bini beklemiyorum. Ne zaman beklemiyorum? Önümüzdeki 1-2 ay içinde beklemiyorum. Normal şartlarda hani ne bileyim bir erken seçim kararı veya ciddi anlamda... Yani ne kadar ilginç değil mi? 100 binleri konuşurken hani sıfır atılacak vesaire. Tabii şimdi 50 bin konuşuyoruz. İşte borsa böyle bir yer. Ve buradan insan... Bak şimdi Barış, burayı lütfen herkes çok dikkatli dinlesin. Şimdi borsada yatırım yapanlar maalesef beyinlerini kullanıyorlar. Yani beyinlerini kullanıyorlar derken şunu kastediyorum. Gün içi işlemlerde fiyat grafiklere bakarak, grafikler sizi yönlendiriyor. Aslında siz farkında değilsiniz. Yani grafik sana aldırıyor, sattırıyor. Yoksa makul ve mantıklı hareketler olmuyor. Şimdi borsa, insanlar şöyledir. Bu örneği her zaman veriyorum. Araba kullanmayı öğrenirken ilk önce beyinde ön kısmı kullanırsın. Frontal korteksi kullanırsın. Evet. Frontal korteks şunu yapar. Der ki sana arabayı öğreten, şimdi vitese at. Debriyajdan ayağını yavaşça kaldırırken hafif gaz ver. Bu inanılmaz zor bir iştir ilk arabayı kullanmaya başlayan için. Ama bütün bu işlemi frontal korteks yapıyordur. Ve çok beceriksizdir. Çok yetersizdir. Hı hı. Mesela işte şimdi ikinci vitese at dediğinde vitese bakarsın, gidersin bir tarafa vurursun falan. Çok zordur. Fakat beyin şöyledir. Önce ön tarafa konmuş bilgi, evet, bir süre sonra yapıldığı için beyin otomatik olarak bunu arka tarafta bir motor kesim dediğimiz motora atar. O motor bölümüne geldiğinde artık bu hareketlerin tamamı reflekse dönüşür. Ve reflekse dönüştüğü için de artık siz arabayı kullanmayı normal öğrendikten sonra refleks olduğunda vitese attığınızın farkına varmazsınız. Aynı anda ne bileyim kimse yapmasın ama telefonla konuşabilirsiniz veya camı açabilirsiniz arabanın. Ne bileyim işte müziği çalıştırabilirsiniz. Normal yeni araba öğrenmiş birine bunu asla yaptıramazsınız. O zaten, ama arabayı kullanırken 5 tane parametre vardır. Gaz vardır, fren vardır, debriyaj vardır, direksiyon vardır ve aynalar vardır kontrol için. Şimdi bu 5 parametreyi beyin kullanmaya çalışır. Evet. Borsaya giren kişi de şunu yapar. Hep grafiklerde yükselişleri görür. Asla düşüşlere yakalanmayacağını düşünür. Hı hı. Borsaya giren aynı araba gibi bir bilgi vardır önde. Al denir, sat denir. Bu bilgiyi beyin otomatiğe çevirmeye çalışır. Fakat borsada bir bakarsın ki direksiyonu sola çevirdiğinde sağa gider. Her zaman sola çevirdiğinde sola gidiyordu. Şimdi sağa gidiyor. Beyin bu sefer kontrpiyede kalır. Motor bölüme atamaz. Motor bölümüne atamayınca hep frontal kortekste cevap vermeye çalışırsın. Bir tek çalışan parametre vardır beyinde. O da frendir. Yani sadece frene bastığında durur araba. Mesela evet, sen sola çevirirsin, araba sağa gider, uçurumdan gidiyorsun. Bir tek frene basman lazım. Fren de stop loss'tur. Şunu bilsin insanlar. Bunu yaptığınız her hareketi, bilinçli yaptığınız her hareketi beyin otomatiğe atmaya çalışıyor. Bir türlü atamıyor. Sürekli bilgi çakışması oluyor. Sürekli muazzam bir bilgi çakışması oluyor. Bunu durduracak tek şey, ben alım yaptım, stopum, frene basacağım yer şurası. Bir tek fren çalışır borsa arabasında. Bu evet, çok önemli. Hocam, Merkez Bankası dolar TL'de hangi seviyelerden müdahale edebilir size göre ve euro dolar paritesi hangi seviyelere kadar yükselebilir? Valla Merkez Bankası'nın ben böyle bir durumda hani 1.90'ı geçmesi lazım, 1.92'ye gelmesi lazım. 1.92'yi geçtikten sonra şey yapabilir. Bu euro yani 1.92'yi geçerse ben müdahale bekliyorum, onu söyleyeyim kısaca. Euro dolar paritesinde çok sert bir yükseliş oldu. Çünkü dün
Draghi, Avrupa Merkez Bankası Başkanı önemli açıklamalar yaptı. Oradan faiz indirimi falan bekleniyordu. Öyle bir şey olmayacağını piyasa anladı. Bu nedenle Euro-Dolar paritesi çok sert bir şekilde yükseldi. 1.33 seviyesine kadar geldi ve daha önce de hatırlarsan bunu söylemiştik. Özellikle Euro-Dolar paritesinde şu seviyelerden bir miktar gerileme olursa alım yapılabilir, long pozisyon açılabilir demiştik. Fakat artık tam zirveye geldi. Bu seviyede biraz karar kılmaya çalışacaktır. Eğer 1.3150'ye gerilerse hala long pozisyon açılabilir ama şimdi short pozisyon açmak riskli. Yani çok güçlü bir çıkış var, çok güçlü bir hacim var euro dolar paritesinde. Burada 1.3250'nin yani 1.32'nin üzerine geldiği için bu yükseliş devam edebileceği için short riskli ama bir miktar geri çekildiğinde long pozisyon açılarak 1.3130'a stop konulabilir. Hocam bu düşüş not indirme gibi bir durum getirir mi ve yabancılar seçimi fiyatlıyor olabilir mi soruları var. Kısaca onlara da cevap verelim. Yabancılar şu an henüz daha fiyatlamıyorlar. Yabancılar şu an anketleri bekliyorlar. Dün de söyledim yabancılarla görüştüğümde yabancı birkaç tane fonla görüştüğümde onlar şu an ne olup bittiğini anlamaya çalışıyoruz dediler. Ve gerçekten burada hani Erdoğan'ın gücünde zayıflama olur mu olmaz mı, bu ne kadar geçici mi olur kalıcı mı olur onları tartışıyorlar. Çünkü böyle bir durumda ekonomik program şey yapıyor. Yani devreye girecek. Yani ekonomik programın ne olacak? Bunu tabii merak ediyorlar. Dolayısıyla onlar da bekliyorlar. Çok hızlıca gong çaldı. Bakalım kapatacağız hocam. Evet. Gong çaldı. Şu an borsa açıldı ve dün tam kapandığı yerden açıldı Barış. Hı hı. Evet. VOP biraz daha aşağıdan açılmıştı. Şu an borsa, en azından şunu söyleyebiliriz. Sayın Başbakan'ın dün havaalanında yapmış olduğu konuşmaları ben zaten şöyle düşünüyordum. Burada fiyatlara yansıtmıştı. Evet. Bir miktar yukarıda açıldı. Benim tahminim şöyle bir 74.500'e kadar, 75'e kadar bir gerileme yapması. Hı hı. Ama 73'ün altını pek fazla beklemiyorum bugün. Hani çok yeni ekstra açıklamalar yeni gelmediği sürece. Evet. Ya da yeni bir evet şey olmazsa. Yani yeni gerginliği yaratıcı veya hafta sonuna evet ilişkin beklentileri çok bozacak bir gelişme olmazsa beklemiyorum. Hı hı. Ama elinde hisse olanların kesin olarak tutması taraftarıyım artık. Hatta bu seviyelerden maliyet düşürücü alımı yapacaklarsa da bu seviyelerden yapmalar. Yani özellikle geri çekilmelerde. Peki hocam, haftayı noktalıyoruz. Umarım huzurlu bir hafta sonu olur. Size şimdiden İnşallah iyi hafta sonları dileyim. Ben hafta de izleyicilerimize teşekkür ediyorum ve evet onlara iyi hafta sonları diliyorum. İzleyicilerimize bize katkılarından ötürü teşekkür ediyoruz. Paranın rotasını noktalıyoruz. Biz şimdi bir ara vereceğiz. Aradan sonra bugünün gündemiyle karşınızda olacağız. Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da.